Merhabalar arkadaşlar. Bugün fonksiyon uygulamalarında fonksiyonların dönüşümü konusuna bakacağız arkadaşlar. Fonksiyon dönüşümü ile ilgili birinci olarak göreceğimiz şey f artı a dönüşümü arkadaşlar. Dikkat ederseniz x artı a derken x'te bir değişiklik oluyor. Yani x e ekseni boyunca bir öteleme yapılacak burada arkadaşlar. fx fonksiyonunun x e ekseni boyunca sola a birim ötelenmesidir arkadaşlar. Bakın tam zıt bir öteleme. Sola a birim öteleme ekleyince a birim e, a burada pozitif bir değer olduğunu unutmayalım arkadaşlar bunu siz mesela f artı 2 yazarsanız f grafiğini 2 birim sol tarafa doğru öteleyeceksiniz arkadaşlar f eksi a dönüşümü yapılırken de yine x değişiyor dikkat ederseniz f fonksiyonunu x eksenini boyunca sağa a birim öteliyorsunuz hemen bu ikisini bir anlatalım sonra da Diğerlerini söyleyelim arkadaşlar. fx'imizin grafiği bu arkadaşlar. fx eksi 2'ye 2 verilmiş arkadaşlar. x ekseni kestiği yerler. fx artı 2'nin grafiği istenmiş. Yani biz bu grafiği 2 birim ne yapacağız? Sola doğru öteleyeceğiz arkadaşlar. x'lerde değişim olur. y'lerde değişim olmaz. Mesela diyelim şurası eksi 2 artı 2 4 olursa arkadaşlar. Siz bunu... 2 birim sola ötelediğinizde bu 2 ne yapar? Sıfıra gelir arkadaşlar. 2 0'a gelir. Yani şu teğet olduğu nokta sıfırda olur. Şurası aynen devam eder arkadaşlar. Biraz fazla mı şey yaptık? Neyse önemli değil. Şuradan böyle yukarıya doğru gider arkadaşlar. E y'deki 4 e, değişir mi? Hayır değişmez. Çünkü bunu sola doğru kaydırıyoruz direkt. O zaman 4'ün olduğu yerde yine bir tepe oluşur arkadaşlar. Aşağıya doğru devam edip gider bu arkadaşlar. Grafikte bir değişiklik olmaz. Olmaz arkadaşlar. Çizerken bizim uygun çizmememizden şu genişlik falan oluştu. Normalde buradaki durum neyse buradaki durumda o olması gerekiyor arkadaşlar. Biraz gıcık çizdik yani işin açısı. eksi 2 ile 2 birim sola kaydırdığımızda eksi 4 olur. Bu tepe sıfırdaydı. 0'dan e sıfırdan 2 birim bu tarafa getirince 2 de olur arkadaşlar. Bu durumda yeni grafiğimiz bu. Bakın birebir aynı ancak 2 birim sol tarafa doğru kaydırılmış şekilde arkadaşlar. Yine dediğim gibi şu y'deki kestiği yerlerde bir değişim yani daha doğrusu y'nin 4'te olduğu yerde tepe oluşuyordu. O tepe yine aynı şekilde oluşur arkadaşlar. Mesela f(x) 3'ün grafiği ne yapacağız? Grafiğimizi 3 birim sağa doğru öteleyeceğiz. Şu grafiği e, 2'de kestiği durumda artık nerede kesecek arkadaşlar? 2'de değil de 5'te kesecek. 3 birim devam ettirdiğimizde. Sonra mesela 0'da tepe oluşuyordu. Sen 3 birim sağa doğru götürdüğünde artık bu 3'te tepe oluşacak arkadaşlar. 3'te tepe oluşacak. 5'i ee, biraz beriye mi yazdık? Az daha ileriye götürebiliriz sanırım. 2 birim ileriye götürdüğümüzde. 5 şurada bir yerde olsun ki arkadaşlar biraz düzgün bir grafik olsun. Mesela eksi 2'de değil de artık artı 1'de kesecek. Eksi 2'de değil artık artı 1'de kesecek arkadaşlar. Mesela buradan kesecek. E, Y4'te bir değişiklik olmayacak arkadaşlar. Yine tabii ki tepemiz 4 olacak. Bakın ne oldu? Şu şurada oldu arkadaşlar. Devam etti gitti. Döndü burada. Geldi 3'te tepe olacak arkadaşlar. 3'te tam tepe oldu. Döndü. Tepeden döndü arkadaşlar. Geldi. E, birden kesti. Devam etti gitti. Bakın şekil olarak bir değişim yok ama. Şekil olarak bir değişim yok ama şu kestiği yer nedir diye sorsanız onu bilemeyiz arkadaşlar. O nedenle şu kestiği yerlerdeki değişimlere odaklanın. Şuradaki 4 de değişmez arkadaşlar. Şimdi gelelim 3. duruma. fx artı k dönüşümü. fx fonksiyonunun y ekseni boyunca bakın fx y demek y'ye k kadar eklemiş. Yani bakın x'e ekleyip x'ten çıkartınca x boyunca bir öteleme yapılır. fx'e yani y'ye ekleyip y'den çıkartınca y boyunca bir öteleme yapılır fx artı k dediğinde y ekseni boyunca yukarıya k birim ötelenir. Yani yukarıya doğru itiyorsunuz. Yürüyen merdiven mantığıyla bunu yapıyoruz arkadaşlar. Eksi de de bakın burada bir zıtlık yok. Şunda bir zıtlık vardı. Artı da sola eksi de sağa götürüyordunuz. Artı deyince adam biraz sağa doğru itesi geliyor ama değil zıt onda. Ama bunda zıtlık yok. Artı da yukarıya doğru eksi de aşağıya doğru ne yapıyoruz arkadaşlar? Öteniyoruz fx artı 1'in grafiği nedir diye sormuş. Hemen şu fx'imiz buydu. Bir birim bunu yukarıya doğru öteleyeceğiz. O zaman y değişecek arkadaşlar. 4'te değil de artık 5'te tepe oluşacak. Artık 5'te tepe oluşacak. Bakın 2'nin olduğu yerde çukur yine oluşacak ama yukarıya bir birim gittiğinde oluşacak. Yani 2'ye 1 noktasında oluşacak. Şimdi bu eksi 2 de kesiyordu. Bu eksi 2'nin olduğu yerde bir birim yukarıya gidecek arkadaşlar. Eksi 2'nin olduğu yerde bir birim yukarıya gidecek. Yani şurası 1 arkadaşlar. Buraya da ben eksi 2 diyeyim. Bu da eksi 2'ye bir noktasına gelecek kestiği yerde. Yukarıya doğru itiyoruz çünkü arkadaşlar. Şimdi tepe noktası burada. Çukur burada döndü. Geldi çukura arkadaşlar. Döndü gitti. Geldi burada... Eksi 2'den geçti. Bakın buradan devam edip gidiyordu. Yine aynı şekilde devam edip gitti ama burada kaçta kestiğini bilemeyiz arkadaşlar. Ona dikkat ediyoruz. Evet yukarıya doğru bir Bakın şekil olarak değişmedi. Ancak sakın, sanki yürüyen merdiven mantığıyla yukarıya doğru gitti. Arkaya almamışız. Şuraya arkadaşlar bir de diğeriyle ilgili bir tane yazalım isterseniz. Mesela bu da ne olsun? Fx olsun fx eksi 2 olsun arkadaşlar. fx eksi 2. 2 birim aşağıya doğru öteleyeceğiz. O zaman 4'te değil de tepe 2'de oluşacak arkadaşlar. Tepe 2'de oluşacak. E sen bunu 2 birim aşağıya doğru ötelersen şu çukuru 2'ye 2'ye gelir arkadaşlar. 2'ye 0'da 2'ye 2'ye gelir o zaman şurası. Şurası 2 ise arkadaşlar 2'ye 2'ye çukur gelmiş olur. Eksi 2'ye daha doğrusu. Yine şu eksi 2 ile 2'ye eksi 2'yi de yine işaretleyelim arkadaşlar. Eksi 2 ile eksi 2'de oluşur kesme yeri. Şimdi ne oldu arkadaşlar? Şurada tepe oluşmuştu. Tepeden geldi şuraya arkadaşlar. Teğet oldu. Değdi. Döndü. Gitti. Yine bu kesim noktasını bulamayız arkadaşlar. Döndü. Geldi. Şuradan geçti. Devam etti. Gitti. Bakın şekilsel bir değişiklik yok. Yeter ki yukarıya ve aşağı kaydırmaları doğru yapın arkadaşlar. Bu birinci yaptığımız şey ne arkadaşlar? öteleme dediğimiz şey öteleme şeklindeki dönüşüm bu arkadaşlar. Evet. Beşinci olarak k çarpı fx dönüşümü arkadaşlar. Bakın yine neyin değiştiğine dikkat edin. k çarpı fx derken biz k'yı neyle çarpıyoruz? y ile çarpıyoruz. k çarpı y. O zaman y değerleri y değerleri k katına çıkar. Eğer K 1'den büyükse yani yukarıya doğru bir büyüme olur. Eğer K e, nedir arkadaşlar? E, rasyon, basit ise Y'yi küçültür mesela arkadaşlar. Y'yi küçültür. Şimdi burada burada arkadaşlar ne demiş bize? Bir fx fonksiyonu vermiş. Fx fonksiyonu verdikten sonra 3 çarpı fx'in grafiğini istemiş. Şimdi nedir? Y değişecek. Mesela burada 2 olarak bulduğumuz F0 2 iken F0 artık ne olacak arkadaşlar? 6 olacak. Yani burası 6'ya gelecek. Mesela F2'de 1 bulunuyorken ya artık 2'de bakın x'lerde bir değişiklik yok. 2 de artık onun 3 katı olan 3 bulunacak arkadaşlar. Tam ortaya denk getirmeye çalışayım şöyle. Biraz da oranlı olsun. 2 de artık 3 bulunacak. Sanki biraz 2 ileriye götürdük. Onu da düzenli biraz geriye çekmiş olayım. 2 de de 3 bulunacak arkadaşlar. Peki şurada eksi 1 ne bulunuyordu arkadaşlar? Eksi 1 de 1 bulunuyordu. Artık eksi 1 de de 3 bulunacak. Şöyle getireyim onu da. Artık eksi 1 de de 3 bulunacak. Bakın y'ler bulunan y değerleri 3 katına çıkıyor. Şimdi grafiği artık çizebiliriz. Grafik normalde neydi arkadaşlar? Burada tepeydi. Geliyordu. Şuradan geçip devam edip gidiyordu arkadaşlar. Devam edip gidiyordu. Mesela burada sıfıra sıfır artık mesela şuradaki değerde arkadaşlar. Daha doğrusu buradaki değerde normalde sen 3 birim yukarıya olduğu için ha burada hız değişmedi arkadaşlar. Şimdi şuraya devam edelim. Döndü geldi şuraya arkadaşlar. Burada bir uzama oldu yani. Ha, onu söyleyeyim. Şurada döndü. Bakın büyüme olduğu için şu biraz daha içeriye doğru büyüyerek gider. Yani buradaki genişlik biraz daha içe doğru gelir. Çünkü artık aynı değerlerde daha büyük sonuçlar bulunuyor arkadaşlar. Daha büyük sonuçlar bulunuyor. Yine burada da bir içe doğru bir daralma olur ki daha büyük değerler bunlar bilsin arkadaşlar. Daha büyük değerler bulunabilsin. Ne demiş? Bu dönüşümde fx'te bulunan y değerler katına çıkar. Kökler değişmez. Diğer bir ifadeyle fx y ekseni boyunca ya kısalır ya da uzar. Bak bunda ne oldu? 3 kat uzadı arkadaşlar. Şimdi şuna bakın. Görüyorsunuz uzayınca biraz daralma oldu değil mi? x'te de. 1 bölü 2 fx'in grafiği nedir arkadaşlar? Bunda da bir kısalma olacak. Fonksiyonda bir kısalma olacak. Şimdi yine burada ne yaptır? 1 bölü 2 katı. Mesela 0'da 2 değil de artık 1 bölü 2 ile çarparsan 1 bulunacak. Artık burada 1 bulunacak arkadaşlar. Yani tepe burada oluşacak. Sonra 2'de normalde 1 bulunuyorken 2'de arkadaşlar 2'de 1 bölü 2 bulunacak. 2'de 1 bölü 2 bulunacak. Şurası olsun arkadaşlar. Eksi 1'de 1 bulunurken eksi 1'de eksi 1'de arkadaşlar şurası olsun eksi 1'imiz. Eksi 1'de de 1 bölü 2 bulunacak. Bakın dikkat edin. Ne oldu? Tepe burada geldi. Buradan geçti arkadaşlar. Devam etti. Doğru mu? Devam etti. Burada ne oldu? Döndü, geldi. Bakın şuraya değdi. Döndü, get gitti arkadaşlar. Döndü, gitti. Görüyor musunuz? Kısalma oldu. Ne yaptık? Daralttık böyle aşağıya doğru. bir Sanki böyle yanlardan basıp daraltma yapıldı sonuçlarda arkadaşlar. Ee, burada zaten eksenleri kestiği noktalara, değerlere onlara yönelirseniz arkadaşlar rahatlıkla soruyu yapmış olursunuz. Biraz dikkat gerektiriyor. Devam edelim fk çarpı x dönüşümü e, demiş arkadaşlar. fk çarpı x bakın burada dikkat ederseniz x'ler değişiyor. k x'i k ile çarpmış. Burada da x değerleri değişir. O nedenle kökler değişir ve grafik ya daralır ya da genişler. Eğer k birden büyük bir değerse genişler arkadaşlar. Ama birden küçük bir değerse de sıfırla bir arasında bir değerse de arkadaşlar ee, ne olur? Daralır. Bir daralma meydana gelir. Çekme meydana gelir arkadaşlar bir anlamda. fx'in grafiğini yine aynı almışız bu sefer arkadaşlar. Neyi istemişiz? f2x'in grafiğini istemişiz. Bakın burada 2x yani x'ler değişecek arkadaşlar. Şimdi x yerine eksi 1 yazdığımda eksi 1 yazdığımda artık eksi 2'yi bulmuş olacağım ben arkadaşlar. Eksi 2'yi bulmuş olacağım. Eksi 2'yi bulmuş olacağım. Eksi 2'yi bulmuş olacağız arkadaşlar. Mesela 2'de artık 4'ü bulmuş olacağız arkadaşlar. 2'de artık F4. X 2 yazın F4 ediyor arkadaşlar. 2'de F4'ü bulmuş olacağız biz burada. Peki yerlerde bir değişim olmuyordu. Yerlerde bir değişim olmuyordu arkadaşlar. Şöyle. Yerlerde bir değişim olmuyor. Yani ne oluyor burada? Şuradan geçiyor. Doğru mu arkadaşlar? Şurada geçiyor. E 0'da X yerine 0 yanınca yine F0. Bir 0'da değişim olmuyor zaten. 0'da yeniden 2'ye geliyor arkadaşlar. 0'dan yine 2'ye geliyor. Ha şura 2 olsun geldi. Bakın bir genişleme oldu dikkat ederseniz grafikte. Şuradan geldi. Şöyle oldu. Şöyle bir genişleme oldu arkadaşlar. Bakın kollar da genişledi. Şuralarda ne oldu? Bir genişleme meydana geldi. Fx bölü 2'de ne olacak? Bir daralma meydana gelecek arkadaşlar. Artık f 1 derken x yerine eksi 1 yazarsanız eksi 1 bölü 2'yi bulmuş olacaksınız. Diyelim yani şurada eksi 1 bölü 2 olsun. F2 dediğinizde F1'i bulmuş olacaksınız arkadaşlar. Diyelim F1 şura olmuş olsun. X yerine 2 yazdığınızda 1 olmuş olacak dikkat ederseniz. Sonra arkadaşlar F0'da 2 yine değişmeyecek. Bakın F0'da 2 yine değişmeyecek arkadaşlar. Bakın bir daralma oldu hemen belli olacak. Mesela eksi 1 bölü 2'de ne bulduk yine arkadaşlar? Y değişmediğine göre 1 bulduk. Şura 2 idi arkadaşlar 1 bulduk. Bunda da yine 1 buluyorduk hatırlıyorsanız. Ne oldu? Burada tepe oluştu. Çıktı geldi geçti şuradan devam etti gitti. Bakın bir daralma oldu. Şuradan döndü geldi. Bakın grafiğimiz sanki çekmiş gibi çekmiş gibi. Şu da ne oldu arkadaşlar? Şöyle biraz daha içeriye doğru gelmiş olacak. Otomatikmen bir daralma meydana gelmiş oldu grafiğimizde arkadaşlar. Bu da fx bölü 2'nin grafiği arkadaşlar. fx bölü 2'nin grafiği olmuş oldu. Ya bunlar biraz dikkat gerekiyor. Yani nedir? Ee, biraz dikkat ettiğinizde bunlarda herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Şimdi f eksi x'in, eksi f x'in ve f eksi f eksi x'in grafiği e, soruluyor arkadaşlar. Şimdi f eksi x'in grafiği, f eksi x'in grafiği dikkat ederseniz x'ler değişiyor. Bu y eksenine göre simetrik demek. Eksenine göre simetrik anılır arkadaşlar. Eksi f x arkadaşlar x eksenine göre simetrik anılır. Eksi f eksi x de orijine göre simetrik alınır arkadaşlar. Orijine göre simetrik alınır. Ona göre çizeceğiz bunların grafiklerini. Mesela birincisini çizelim. Diğerlerini diğer videoya bırakalım. f eksi x. Bu grafiğin x y eksenine göre simetriğidir arkadaşlar. Ne olur? Bu so sağ tarafı sola sol tarafı sağa katlıyoruz. O zaman 2 neye gelir? Eksi 2'ye gelir. Eksi 2 artı 2'ye gelir. Bu grafik şu grafiği bu tarafa doğru katladığınızda gelir böyle. Buradan şura değişmez bakın dikkat ederseniz arkadaşlar. Şu şöyle gidiyor arkadaşlar. Böyle dönüp böyle burada tepe noktası oluşup gelip buradan geçip gidecek. Yani baya güzel çizdik dikkat ederseniz. Şöyle arkadaşlar. Şu grafiğin sağa sola solu da sağa geliyor arkadaşlar. Çizilmiş oldu. Diğer videomuza devam etmeye dilerim arkadaşlar. Allah'a emanet olun.